Türk olan annesi Hatice Naiman ile NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'ın kızı Daphne Joy Foster, Eylül 1975'te Adana İncirlik'te dünyaya gelmişti. Çiftin boşanmasıyla Daphne'nin babası memleketi Alabama'ya giderken Daphne annesiyle kaldı. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi. İlk olarak 1996'da Kral Müzik Televizyon kanalında ekran başına geçen Daphne, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Daphne'nin sunuculuktan oyunculuğa geçmesi ise Ruhsar adlı komedi dizisi ile gerçekleşti. Onu asıl akıllara kazıyan proje 2003 yılında rol aldığı Sihirli Annem dizisiydi. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda Peri karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Daphne, Sihirli Annem Eda olarak akıllara kazınmış ve hep öyle hatırlanmıştı. Daha sonralarında yer aldığı projeler ile kariyer basamaklarını adım adım çıkan Daphne Türk televizyonlarının enerjik, yaramaz kara kızı olarak benimsenmişti. Oyunculuğunun yanı sıra birçok televizyon programının sunuculuğunu da üstlenmişti. Televizyon hayatı, hayatı da televizyon olmuştu. Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlendi. Ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu. Eşiyle birlikte 2 sezon Assos'ta bir otel işletti. 2010'da Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı. Bir televizyon programında oğlunun sıklıkla ağladığını, bebeklerinin ağlamasının normal olduğunun ancak onun bir şeyler hissedebildiğine inandığını ve eşi veya kendisine kötü bir şey olmasından korktuğunu anlatmıştı. Ağlıyor ya. Ağlar abi çocuk. Normaldir de. Ama neden ağlıyor yani? Hiç kimse yani bir şey yapmıyor, bir şey olmuyor. Çocuk. Hani derler ya çocuklar böyle bizim görmediğimiz şeyleri görürler. Yani o zaman çocuklar annesi babası için de ağlarlar. Bu noktaya kadar her şey yolunda ilerliyordu. Enerjik olduğu kadar dobraydı Daphne, kalbinde ne varsa dilindeydi. İnandığı şeyleri konuşmaktan geri adım atmıyordu. Söylediği sözler o dönem çok konuşulmuş, dönemin güçlü siyasetçileri ile sosyal medya üzerinden tartışmalar yaşamıştı. Bir işin içinde olmak öyle zannedildiği gibi kolay değil ama hayatın dengesini yakaladığımı zannediyorum. O dengeyi yakalamakta da beraber çalıştığım arkadaşlarımın çok ciddi fonksiyonu oldu. Her seferinde söylüyorum, Acun Medya'da birbirinden kıymetli Şeker ve benim kafama uygun deli diyeceğim, onlar kendilerini biliyorlar zaten. Çok tatlı insanlar var. Kostümü, ulaştırması... Bu arada Tan Hoca'nın okulunda çalıştık, Etiler'de, Emel Hoca'nın okulunda çalıştık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ama ben burada, Rick'in şahane koreografileriyle kaldım bir şekilde. Ama daha çok da insanların gönderdiği SMS'lerle kaldım. Sizlere keyifli vakit geçirtebildiğimi düşünüyorum. Umarım beni sevdiğiniz kadar sizi sevdiğimin de farkındasınızdır. Her şey için çok teşekkürler. Sos teşekkürler. Ve her zaman dediğim gibi... Yarışmacı olduğu Yok Böyle Dans isimli programa o hafta veda etmişti Daphne. Zaten bu olayların üzerinden çok geçmeden o üzücü olay yaşandı. Daphne Joy Foster'ın son yolculuğunda anne Hatice Foster'ın bacaklarında derman yoktu. Bana gideceğim. Bana gideceğim, burada bırakın. Ama dedim ya, ağlamayacağım. İnşallah ya, ölmez sağ kalırsak. Arkadaşı Kerem Altan'ın evinde ölü bulunan Daphne Joy Foster için sevenleri Zincirlikuyu mezarlığında bir araya geldi. Allah sabır yarabbim. Gelsin arabaya. Daphne Joy Foster'ın gözü yaşlı eşi cenaze aracına bindi ve eşiyle birlikte şimdi cenaze namazının kılınacağı camiye doğru ilerliyor. Onu seven herkes oradaydı. Bir tek Can yoktu. Daphne'nin 2 yaşındaki oğlu. Annesinin ölümünü anlayamayacak ama eksikliğini hissedecek yaştaydı. Can, akrabalarının evinde kalmıştı. Ahiret alemine göç etmiş olan... Cenazede eşinin tabutunu okşadı Yasin Solmaz. Annesinin elini hiç bırakmadı. Allah'a inanmış... İyi birer insan. Daphne Joy Foster sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından. Umarım beni sevdiğiniz kadar sizi sevdiğimin de farkındasınızdır. Her şey için çok teşekkürler.
Defne gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreni çok kalabalıktı. Herkes oradaydı, onu sevenler, hiç görmeyenler, tanımayanlar bile gelmişti onu. Ekrandan bilenler, görenler ve arkadaşları birçoğu konuşamadı. Konuşabilenler de birkaç cümle kurdu sadece. Ben çok üzgünüm. Şoktayım. En çok kurulan cümle buydu bugün. Herkes gibi Azra Akın da inanamadı. İnanmak istemedi bu ayrılığa. Sunuculuğa birlikte başladıkları Yunus Günç'e de oradaydı. Tüm dostları gibi cenaze töreninde. Eskisi, yenisi, bütün arkadaşları son kez buluştu Defne Joy Foster'la. Gülüp eğlenemediler ama acıları gözyaşı oldu. Konuşmakta bile zorlandılar. Diyecek bir söz yok aslında. Çok üzgünüm. Ken Çağla Şikel'le eşi Emre Altuğ da şoktaydı hala. Tek kelime söyleyebildiler. Sonra herkes gibi dua ettiler. Üzücü o kadar. Teşekkür ederim. Oyuncular, gazeteciler, sevenleri. Yalnız bırakmadı Defne Joy'u. Katıldığı dans yarışmasındaki arkadaşları da oradaydı. Eda Taşpınar, partneri Rick Rose da son görevini yaptılar. Pascal Loma en iyi arkadaşlarından biri ama söyleyecek kelime bulamadı. Sadece üzgünüm dedi. Bakışları uzaklara daldı. Yemin ediyorum bu son ikilerden birinde öleceğim ben yani. Kalp krizi geçireceğim. Defne'yi çocukluğundan beri tanıyan Nilgün Belgün. O da geldi. Acısı her halinden belliydi. Hepsi o mutlu, hayat dolu, cıvıl cıvıl insana son görevini yerine getirdi. Elveda dediler. Sözüm bittiği yerdeyim, konuşacak hiç halim yok. Ve Defne'nin ani ölümünün tek tanığı gazeteci Kerem Altan'dı. Kerem Altan o anları bütün ayrıntısıyla polise anlattı ama tabii akıllarda bir soru var. Neden Kerem Altan hemen acil servisi aramak yerine kapı kapı doktor aradı? Kolayla karıştırılmış bir bardak vodka verdim. Bir ya da iki yudum aldıktan sonra masaya bıraktı. Yatak odasına gittik. Aramızda duygusal anlamda yakınlaşma burada da oldu. O yakınlaşmadan sonra Defne Joy Foster fenalaştı. Kerem Altansa 112'yi aramak yerine telaşla sokağa fırladı. Kapı kapı doktor aradı. Tanıştığımız andan itibaren Defne'nin alkol dışında herhangi bir madde aldığını görmedim. Hasta olup olmadığını da bilmiyordum. Sonra Defne'nin boğazından yine aynı ses geldi. Çok bitkin görünüyordu. Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan, eğlence dönüşü Defne Joy Foster'la birlikte Caddebostan'daki evine geldi. İddiaya göre genç sunucu nefes almakta zorlandı. Altan, zeytin ezmesi, ekmek, bir de vodkalı kola getirdi. Böyle bir sıkıntılı bir hal var. Soğuk suyla yıkarsam kendine geleceğini düşündüm. Banyoya götürüp biraz soğuk suyla yıkadım. Ancak gittikçe kötüleşiyordu. Altan'ın çabaları yetersizdi. O da farkındaydı. Ama 112 acil servisi aramadı. Bunun yerine dışarı çıktı. Panikle montunu bile giymemişti. Evine 100 metre uzaklıktaki kliniğe yürüdü. Kerem Altan koşarak kliniğe geldi ancak klinik sabah 8 ve akşam 8 saatleri arasında hizmet veriyordu. Bu nedenle karşısında güvenlik görevlisinden başka hiç kimseyi bulamadı. Doktor yoktu. O güvenlikçi Kerem Altan'ı bir başka hastaneye yönlendirdi. O sırada saat sabah 5.57'yi gösteriyordu. Daha da telaşlandı, koşmaya başladı. Kerem Altan koşarak panikle arkamda gördüğünüz bu hastaneye yaklaşık 3 dakika sonra geldi. Ancak bu hastanede de kapı duvar oldu. Burada da doktor bulamadı. Otomatik kapıyı yumrukladı. Sonra bir süre görevliyle konuştu. Doktor bulamayınca telefonla konuşarak telaşla evine doğru koştu. Yaklaşık 40 dakika doktor bulmak için çabaladı. Eve geldiğinde Defne baygındı. Bu kez ambulansı aradı. O an saat sabah 6.36 idi. 8 dakika sonra ambulans geldi. İş işten geçmiş, Defne son nefesini vermişti.
Tabii herkes merak ediyor, Defne ani bir şekilde neden hayatını kaybetti diye. Adli tıp otopsinin ardından ilk ön raporunu hazırladı ve o rapora göre Defne'nin ölüm sebebi solunum yetmezliği. Evet, astımı olduğu biliniyordu zaten. Bir anlamda bunu doğruladı adli tıp ön raporunda. Tabii bu detaylı bir açıklama değil, daha detaylı bir rapor hazırlanacak ama neden öldüğüne dair bir ilk ipucu veriyor en azından. Merak edilen bir başka konu da şuydu, darp var mı, cebir var mı? Adli tıp yok dedi. Yani herhangi bir darp almamıştı Defne Joy Foster ölmeden önce. Uyuşturucu yok kanında, adli tıp bunu da söyledi. Yalnız yüksek oranda alkol bulunduğunu söyledi adli tıp. Aslında hep bültenimizin başından beri çok can sıkıcı haberler veriyoruz ama ne yazık ki bu kadar değil. Bugün Türkiye'de ölüm vardı, gözyaşı vardı. O gece Defne'nin sessiz çığlıklarını kimse duymamıştı. Şimdiki çoğu yetişkin, insanın çocukluğuna iz bırakan güzel insan aramızdan ayrıldı. Ne sihirlerin ne de perilerin gücü yetti, zamanı durdurmaya ya da geri sarmaya. Çocukların temiz kalbinde peri olarak yaşadı Defne. Bir çocuk annesiz, bir anne evlatsız kaldı. Vefatından sonra çok sözler söylendi, çok kişi konuştu. Kimisi haddini aştı, su testisi su yolunda kırılır dediler. Sayın Hıncal Uluç'a seslenmek istiyorum. Önce Sayın Uluç'un Defne Joy Foster'la ilgili gazetede yazdığı köşe yazısından küçük bir alıntı yapmak isterim. Şöyle yazmış Sayın Uluç. Düşünebiliyor musunuz? Sabaha karşı telefonunuz çalıyor ve haber veriyorlar. Eşiniz öldü, gelin cenazeyi alın. Nerede, nasıl, ne zaman? Sabaha karşı bir bekar evinde ölü bulundu. Polis soruşturuyor. Ne hale gelirsiniz, ne düşünürsünüz, ne olursunuz? Kerem'in adını duyunca Gökmen'i aradım, vatandan, arkadaşı. Sor bakalım Kerata'ya, evli barklı ve çocuklu kadını niye götürmüş evine dedim. Sordum bile abi dedi. Vallahi daha o gece tanıştık, ikimizin de kafası iyiydi, gittik işte demiş Kerem. Gönül ferman dinlemez tamam ama 18 aylık bebeği olan evli genç kadın da daha o gece tanıştığı erkeğin evine koşmaz. Ortada çok açık, çok seçik bir ihanet var. Hem de aşk aldatması bile değil. Bir gecelik macera, one night stand için aldatılan bir koca ve unutulan bir bebek. Ölmüş, Allah rahmet eylesin. Ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin. Kimse de onu azize ilan ederek gençliğin önüne rol model diye koymaya kalkmasın. Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kırıldı olayıdır diye yazmış Uluç. Sen nereden biliyorsun One Night Stand yaşadıklarını? Biliyorsan da yanılıyor olma ihtimalinden korkmuyor musun? Ve ki yaşamışlarsa sana ne? Çocuğunun büyüyüp bu satırları okuyacağını düşünmüyor musun? O çocuğa saygı duyduğun için yazdığın zannedilen bu yazıda su testisi su yolunda kırıldı diyerek annesine, ölen bir insana hakaret ettiğini anlamıyor musun? Bunu da okumayacak mı çocuk? Ayrıca keratanı da zor duruma düşürdüğünü görmüyor musun? Ahlak bekçiliği sana mı kalmış? Bu kadar seksist ve aşağılık bir yazıyı nasıl yazabilirsin? Terbiyesiz diyebilirler size. Ama ben kesinlikle katılmıyorum. Bu konuda kimse sizin elinize su dökemez. Saygılarımla. Defne Joy Foster için yazdıklarına pişman mısın? Sadece son cümlesine yazmasam daha iyi olurdu. Su testisi su yolunda kırılır demesi. Geri kalan her satırın altına her gün imzamı atarım. Bir süre sonra bu sözleri sarf edenlerin şahıslarla bağları ortaya çıktı. Herkes kendine yakışanı yaptı. Ama hiçbirimiz Defne ile konuşamadık, onun sesini duyamadık. Ne olmuştu, neler yaşanmıştı?
tek bilinen gerçek sonlanan bir hayat. Rivayete göre İsa peygamber söylemişti, İlk taşı günahsız olanınız atsın diye. Biz de size sesleniyoruz, İlk taşı günahsız olanınız atsın. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.